Yeşille mavinin harman olduğu bereketli toprakların adıdır Karadeniz. Tarihi geçmişi, kültürel birikimi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Karadeniz'in ilk akla gelen şehirlerinden birisi de Giresun'dur. Adını kirazından, ününü fındığından alan Giresun'un cazibe merkezlerinden olan Espiye ise tarih, kültür ve tabiat turizminde marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Espiye demek, türkülere konu olmuş Gelevera deresi demektir. Yahut tarihi bir abide gibi duran Andos Kalesi'nden gün batımını izlemektir. Tarihi Zefre Limanı'nda kayıkla gezip balık tutmak, Espiye kent ormanına çıkıp Giresun'u temaşa etmektir. Bakın şair Berat Ünlü, Espiye'nin güzelliğini hangi dizelerle anlatmış? Muhteşem vedası güneşin güne, kızıl perde serer Karadeniz'e. Allah'ın bir lütfu yansırken yüze, iner Espiye'ye ebruli perde. Espiye bugün Soğukpınar beldesi olarak bilinen 550 yıllık geçmişe sahip, Bayramoğlu nahiyesine de ev sahipliği yapmaktadır. Espiye ilçesi ve tarihi Soğukpınar beldesi, Karaovacık yaylası, Kızılkaya madenleri, Karadoğa ormanları, Ahılbaba Dağı gibi doğal güzellikleriyle tabiat aşığı gezginlere dört mevsim farklı manzaralar sunar. Espiye'yi tanıtmaya Soğukpınar beldesinden başlıyoruz. Belgesel tadında Soğukpınar beldesine tarih ve kültür yolculuğumuz başlıyor. Espiye'den Soğukpınar beldesine doğru ilerliyoruz. Bizi nazlı nazlı akan Gelevera deresinin seyrine doyulmayacak manzarası boyunca virajlı yollar karşılıyor. Yemyeşil ormanlarla kusursuz bir ahenk oluşturan manzara insana huzur veriyor. Yeşilin tüm tonlarına hakim olan Soğukpınar, dağları, ormanları, dereleri ve fındık bahçeleriyle cennetten bir köşe adeta. Pangal Şelalesi, Sarıkız Kirazlığı, Temtem Gölü, Han Çayırı, Şahin Kayası ve Kızılkaya Madeni, beldenin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinden sadece birkaçı. Özellikle Kızılkaya Madeni, büyüleyici gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatır. Karlı dağlar ve yaylalardan koşarak akan sular, belde sınırının başladığı yer olan Pangar Şelalesi'nde hoş geldin dercesine karşılıyor bizi. Allah dostlarından Pangal Derviş Dede'nin kurduğu bölge ve bu şelalede o zatın adına izaf eden vefa borcu olarak ödenmiş. Sizleri Pangal Şelalesi'nden Soğukpınar Beldesi'nin sınır çizgisinden Soğukpınar Beldesi'ne götürüyoruz. Müzik
Heslam'ın fırçasından çıkan sanat eseri gibi yaz ve kış büyük ilgi gören şelale, bu yoldan geçenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği en uğrak yerlerden biridir. Soğukpınar gezimize Tuygu Mahallesi'nden başlıyoruz. 1998 yılına kadar Dikmen Köyü'ne bağlı bir mahalle olan Tuygun, Belde Belediyesi kurulduktan sonra Soğukpınar'a bağlı bir mahalle haline gelir. Esfiye'nin en eski köylerinden birisi olan Seydi Köyü'nden gelen aileler tarafından kurulan Tuygun'dan, köylerin ve vadilerin doyumsuz manzarasını seyretmenin keyfi bir başkadır. Hay neni neni, hay neni bebek, hay neni neni, hay neni bebek. Beşiklerde, salıncaklarda büyüdük. Şimdiki çocuklarsa süper karyolalarda, özel yapılmış mobilya beşiklerde büyüyorlar. Ve bazen bahçede iki ağaç arasına ıyılıp böyle sallanırdık. Gece beşikte, gündüzün bahçede. Hep öyle değil mi? Hay neni neni, hay neni bebek, hay neni neni, hay neni bebek. Esfiye Ericek grup yolundan ayrılarak belde yoluna giriyoruz. Yeşilin tüm tonlarının hakim olduğu Soğukpınar'a girerken gözlerimizin önünde bir tarih canlanıyor. Dere içindeki göller Soğukpınarlıların gönlünde çok farklı bir yere sahiptir. Bayramlar ve tatil günlerinde en uğrak yerlerden biri olan mantarlık altındaki Temtem Gölü, çocukların ilk yüzmeyi öğrendiği ve daha derin göllere, denizlere girecek cesarete sahip olmayı öğrendiği yerdir. Sahile 22 kilometre uzaklıktaki belde merkezine yaklaşırken heyecanımız artıyor. Soğukpınar'a günübirlik gidip gelenler her gün aynı duyguyu yaşarken, gurbetten gelenlerse vatanına kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamakta. Eski değirmen, meşe gibi, kazan gölünde yüzerken, aşağı mahalle, Doli, Düzağız, Belen'de gezerken, madende dal çileği, taflan, böğürtlen yiyip bezerken, tane tane damağımdasın güzel Soğukpınar. Her ağacın, her kayanın anlatacak bir hikayesi vardır Doğu Karadeniz'de. Heyecanla yüzünüzü yalayan, deli rüzgarlar eşliğinde, yeşil sessizliği keşfetmeye yönelmek ne anlamlı bir yaşam biçimidir. Sabahları kalın sis perdesini kuşanan ebedi vatan Anadolu. Çepni Türklerinin ruhuna uygun coğrafyasıyla Doğu Karadeniz coşkusunu iç içe yaşadığı dağlardan, ormanlardan, çiçeklerden ve renklerden alır. Dağlık bir bölgede kurulmuş olan Çepni Türklerinin köyünün doğal ve sosyoekonomik yapısı yöresel mimariye yansımıştır. Çepni Türkleri bağımsızlığı sever. Evlerin arası birbirlerinden oldukça uzaktır. Doğu Karadeniz bölgesinin coğrafi özelliklerini taşıyan engebeli arazi yapısına sahip beldenin doğusunda güzel yurt, batısında Şahin Yuva, güneyinde Olucak Dağı, kuzeyinde Taflancık köyleri bulunmaktadır.
Soğukpınar Beldesi 550 yıllık geçmişiyle önemli bir yerleşim yeridir. Osmanlı arşiv belgeleri bölgenin Döğer Türkleri tarafından kurulduğunu göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti tarafından tutulan 1468 tarihli Tapu Tahrir Defteri'ndeki yazılı bilgilere göre Trabzon vilayeti Torul kazasına bağlı 7 nahiyeden biriydi. 15. yüzyılda çevredeki birçok köy Bayramoğlu nahiyesine bağlıydı. Bölgeyle ilgili tarihi araştırmalar yapan Profesör Doktor Faruk Sümer, Çepni Türklerinin fethiyle Giresun'un Türk İslam medeniyetiyle asırlar önce şereflendiğini yazmaktadır. Bölgede Hacı Emir ve Bayramlı devletleri kurulur. Trabzon, Pontos devletinden bile 69 yıl vergi alırlar. Çepni Türkleri, Fatih'in Trabzon'u fethine büyük katkı sağlarlar. İl, ilçe ve köyler için dönüm noktaları vardır. 1998 yılı Dikmen ve Kos köylüleri için milattır. 20 Ağustos 1998 tarih ve 98 Taksim 49.560 sayılı kararla Dikmen ve Kosköy'ün birleşmesiyle Belde Belediyesi kurulur ve Soğukpınar adını alır. İki vadi arasında kurulan Soğukpınar Belde Merkezi'nde yaşam oldukça hareketlidir. Tüm ihtiyaçların giderildiği çarşının bulunduğu belde merkezi, Kosköy ile merkez mahalle olmak üzere iki mahalleden oluşmaktadır. Belde nüfusunun büyük bir bölümü burada yaşamaktadır. Yaşlılara evlerde ziyaret ediyor, bayramlıyor. Gençlere Belen dediğimiz yer var. Burada gezip görüyor. Civar köylere göre belde merkezi gurbete daha az göç vermiştir. Bağında ve bahçesinde çalışarak geçimini sağlayan belde halkının büyük bir bölümünün sanatkar olması gurbete göçü önlemiştir. Bir mısır tarlasındayız. Ben mısırın ekim hazırlığını yapıyoruz. Önce kafulları böyle temizliyoruz. Ardından burası sürülecek, mısır taneleri atılacak. Şimdi hazırlığını yapıyor, faldırını temizliyor, motor gelecek, ekecek. Otları temizliyoruz. Şu yeşil otları temizliyor. Ondan sonra kemresini atacak, gübresini atacak. Ondan sonra ekecek. Mısır tarlaları, Karadeniz'in vazgeçilmez en önemli ürünleri. Ama giderek fındık bahçelerine terk edildi ve tercih edildi mısır tarlaları. Darı dediğimiz, sadece burada mısır tarlaları yok. Salatalıklar, lahanalar, kabaklar, fasulyeler ve neler neler. Hayatın ta kendisi bu ama giderek bozuldu. Ve önemli bir gelenek vardır, otçu göçü geleneği Giresun'da. Karadeniz'de Çepni Türklerinin otçu göçü geleneği işte şu anda bizim yaptığımız mısırların dipleri çapalanır. Birinci ot ve ikinci ot diye mısır dipleri çapalandıktan sonra hazırlıklar yapılır. Yaylaya otçu göçü düzenlenir. Türküler söylenir. Toplanır millet. Şenlikler yapılır.
Gelinler kızlar alacalı fistanlarını giyer, erkekler aba zıpkalarını giyerler, tabancalar atılır, şenlikler düzenlenerek yaylaya gidilirdi Otçu göçünde. Artık o da yok. Şimdi sadece bir günlük yayla şenlikleri yapılıyor. Ekmek yapıyor, mana yediriyor. Bundan içinde fasulye var, kabak var, pezuk var, pancar var. Her şey oluyor. Ondan sonra mısır olacak, darısını kıracak, biçecek. Mısırdan fırın darısı yaparsın, poğol yaparsın, müdür ekmek yaparsın. Annem beni vay beni aldı gitti say beni. Doğdum da ne gün gördüm doğmamışa say beni. Beldede bulunan Şehit Özgün Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu'nda mahallelerden yapılan taşımayla eğitim veriliyor. Bir aile hekimliği merkezinin bulunduğu Soğukpınar'da merkez, Düzağız ve Yağcı olmak üzere 3 adet cami bulunmaktadır. Bak bir camiymiş yapıldığı zamanlarda. Tek kat, üstü harsamayla örtülü. Soğukpınar beldesinin adı Osmanlı tarihinin kaynaklarında, arşiv belgelerinde Koz olarak geçer. Yani bugünkü tabirle Koz köyü. Aslında bu Koz orijinal haliyle eski Türkçedeki Oğuzca'daki kuz kelime kökeninden gelir. Kuz Türklerde kuzey, ır derler eski Türkçe'de. Koz köyü 1515'te mali bakımdan Mustafaoğlu Ebubekir Katip Bey'e bağlıdır. Bu tarihte köyde 14 çiftçihane, bir değirmen, bir cami ve bir de ortak tarla tespit edilmiştir. Köyün imamı Himmetoğlu Aykut Fakih'tir. Köyde ilmiyeden olanların kullandığı bir sıfat olan Fakih ünvanını kullanan 4 kişi daha vardır. Bu durum Koz köyünde bir medrese olduğunu göstermektedir. Söz konusu ilmiye mensubu diğer kişiler Hasanoğlu İbrahim Fakih, Hasan Fakihoğlu Yusuf ve Mahmut Fakihoğlu Hasan Fakih'tir. Bugün yüksek oranda yani %70, %80 oranında eski nüfus kayıtlarına dayanarak bunu söylüyoruz ki Soğukpınar'da Çepni Türklerin hakimiyeti çok büyüktür. Yani Çepniler yoğun olarak burada yaşamaktadırlar. Davut yine Kara Mahmut'ta gelmiş Kozköy'e. Bir kere daha. Kayıtmışlar Kozköy'ünü Daşpar'dan aşağı. Davut'u güney tarafını almış, Kara Mahmut'u kuzey tarafını almış. Soğukpınar'ın ismini taşıyan Kozköy işte 20-25 hane derdi rahmeti İhsan Emin. 20-25 hane. Sonra 27 haneyi geçince muhtarlık olmuş burası. Dikmen'e bağlıymış. Dikmen'in bir mahallesiymiş burası. Demiş abi şu yukarı ağacı. Salim. Tavuklar işte. Aşağı ağacı 4 ev var.
burası son derece gelişmeye müsait olan bir yer. Gerçekten yeşilin her göz tonu burada hakim. Burada insanlar ihtiyarlamaz. Burada insanlar ancak sağlık ve afiyet bulur. İkram edilen ben o yiyeceklerden de durum değerlendirildiğinde burada ömür uzun devam eder. Tarihi Sarıkız Kirazlığı. Soğukpınar Beldesi'nin güneyinde yer alan bu bölge belediye tarafından mesire alanı haline getirilerek koruma altına alınacaktır. 1960'lı yıllarda yangın çıkan bu bölgede birçok yabani vişne ve kiraz ağacı bulunmaktadır. Beldenin içinden geçen İpek Yolu tahrip edilmiş olsa da han yıkıntıları ve taş döşeme yolları bölgenin tarihi geçmişini yansıtmaktadır. Günümüzde Soğukpınar'ın merkez mahalle dışındaki diğer mahallelerinin isimleri Dikmen, Kozköy ve Tuygun'dur. Dikmen mahallemiz var, Tuygun mahallemiz var, Kozköy mahallemiz var. Orası da olduğumuz yer merkez. Beldenin tarihi geçmişi en eski yerleşim yeri Dikmen mahallesidir. Dikmen Mahallesi'ne girdiğinizde sizleri uzun bir bina karşılar. Burası 1969 yılında yapılan sağlık ocağı. Bu bina bir zamanlar 9 köye hizmet vermekteydi. 2010 yılında Soğukpınar Dikmen Mahallesi aile hekimliği kurulur. Beldenin yakın tarihinin canlı şahidi olan sağlık ocağı, Espiye'nin köylerindeki ilk sağlık ocaklarından birisiydi. Dik Dikmen'e gelen Köleman oğlanmış. Dikmen'e bahçede diken de Köleman oğlanmış. ...1515 tarihli vergi defterinde Dikmen köyü Kariye'yi Döer, namı diğer Dikmen şeklinde iki adla anılmıştır. Döer, 24 büyük Türkmen topluluğundan birinin adıdır. Dikmen kelimesi ise Türkçe'de sivri tepe anlamına gelen Mahrut Tepe'den gelmektedir. Arşiv belgelerinde köy halkından çiftçiler ve Dikmen Camii görevlileri Çepni Bey'i Emirhan Ağa'ya vergi ödemekle yükümlüdür. Dikmen Camisi'nin imamının adı Dedeoğlu Hüseyin'dir. Ayrıca Pir Ahmet oğlu Musa ile Mehmet oğlu Ramazan'ın adı da imam olarak zikredilmişlerdir. Tarihi vergi defterindeki bilgiler bize Döer aşiretinin iskanıyla oluşan Dikmen köyünün aynı zamanda nahiyenin de merkezi olduğunu, cuma namazı için çevreden gelen ahalinin burada bir Türkmen panayırı oluşturduğunu göstermektedir. Bu tarihlerde Bayramoğulları Beyliği'nin bir nahiyesi olan bugünkü Soğukpınar beldesinde Rum veya Ermeni nüfusa rastlanmıyordu. Rumların Kızılkaya madeninde çalışmak için bölgeye gelişleri 1855 yılında Kırım'da yapılan savaştan sonra olmuştur. Geçmişin Bayramoğlu nahiyesi ve 550 yıllık arşiv belgelerinde hemen arkamızdaki burada bir medresenin olduğundan bahsedilir. Burası Trabzon-Torul kazasına bağlı Bayramoğlu nahiyesi olarak Trabzon vilayetinin nahiye merkeziydi. Daha da eskiye gittiğimizde Ordu Mesudiye'de 1301 yılında kurulan Bayramlı Hacı Emir oğullarının uç beylikleri vardı. Trabzon Pontos'a karşı burayı konuşlandırmışlardı. Ve Bayramoğlu nahiyesi olarak da uzun süre burası nahiye merkezi olmuştu. Geçmişin Bayramoğlu nahiyesi Dikmen Köyü, bugünün Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi.
bugünkü Dikmen adını taşıyan eski Döer köyünün, ki Osmanlı kayıtlarında da böyle geçer, Döer diye geçer. Burada eski bir Türk boyu var, Oğuz boyu, Döer boyu. Yani Dikmenlilerin Çepni olmadığını, Döer Türklerinden olduğunu, ancak Oğuzların Çepni boyu gibi bir Türkmen boyu olduğunu burada ifade etmek lazımdır. Elmalı'dan mamlar alınıyor tarihte. Buradan bir çanak oluyor. Sevkut bir kızı temadeli. Orada un kabarı diye bir yer var. Tarihi eskiye daha yaldire falan olmadan orada un pazarında satışlar olurmuş. Ve oradan yayla üzerinden Sivas, bugün Karahisar Avucu'ya doğru. Güney'e doğru. İpek yolun önemli bir merkez. Evet. Yayla yolumuz burasıydı. Soğuk Pınar'ın tarihini yansıtan en önemli eserlerden birisi Dikmen Merkez Camisi'dir. 5 ayrı yapılış tarihi olan Dikmen Camii'nin bilinen ilk tarihi 1890'dır. Tarihi Dikmen Camii'nin yapılışıyla ilgili birçok efsane anlatılır. Bugün bile Türkiye'nin birçok yerinden dua etmek için gelinen cami, rivayetlere göre sabah ustalar çalışmaya gittiğinde malzemelerin yerinde olmadığını görünce araştırma yapılır ve malzemeler bugünkü Dikmen Camii'nin olduğu yerde bulunur. Aynı olayın birkaç kez tekrar etmesi üzerine o dönemin müftüsüne danışılır. Müftü, caminin malzemelerin geldiği yere yapılmasını isteyince cami buraya yapılır. 1994 yılına kadar ahşap binada hizmet veren ahşap cami yıkılarak köy halkının yardımıyla betonarme olarak yapılır. Bugünkü imam evinin olduğu yerde kesme taşlardan yapılmış 12 odalı medrese bulunmaktaydı. Uzun yıllar birçok din aliminin yetiştiği medrese zamanla yıkılmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarında buraya ilköğretim okulu açıldığı söylenmekte. Osmanlı döneminde burada müderrisler yetiştiren 12 gözlü medrese olduğu ve medresenin daha sonra söküldüğünü, dağıtıldığını ve küçücük bir bina yapıldığını biliyoruz. Karakışta ve Kıran mevkiinde 2 adet cami bulunmaktadır. Karakışta'daki caminin yerinde bir zamanlar Sıbyan Mektebi faaliyet göstermekteydi. Kıran'da 2001 yılında yapılan Şehit İbrahim Camii'nin duvarında beldenin 550 yıllık tarihi geçmişi mermer kitabede yer almakta. Dikmen'in canlı şahitlerinden birisi de bugün kullanılmayan ilkokuldur. Dikmen halkının eğitim yuvası olarak 1960 yılında hizmete açılan okulda birçok önemli kişi eğitim gördü. Ben de birinci sınıfta okudum. 92'de de bize yaradan burada öğretmenlik yapmayı nasip etti. 1967-68'li yıllar. Beni hemen bir imtihan ettiler. Ben birinci sınıfı sadece 3 saat okudum. Öğleden sonra ikinci sınıfa geçmiştim. Ve ikinci sınıftan başlayarak burada devam ettik. Şimdi oraya gidiyoruz. Böyle sabah gelirdik, sabah şurada yanardı. Tabii öğle yemeğine falan gidemezdik. Evle buranın arası tam 40 dakikaydı yaya. Çamur, yağmur. Burası Soğuk Pınar Beldesi, Dikmen Köyü Mahallesi Müzesi olmalı. Ve burada yaşayan insanların fotoğrafları, okuyanların fotoğrafları burada sergilenmeli. Zira burası bir şehit adına, Özgür Özdemir şehidinin adına yapılan bir yer. Bu okul tamir ve restorasyon yapılmalı. Tarihi Dikmen Köyü'nün köy müzesi olmalı. Çubuğunu çakalını keser gelirsin, kopatırsın, ondan sonra yonarsın tekrar. Yonduktan sonra başlarsın.
Soğukpınar'ın Dikmen mahallesindeki en önemli yerlerinden birisi de Karakışla'dır. Askerlerin kaldığı yer olarak bilinen Karakışla'nın karşısında kale bulunmaktadır. Askeriye güçlasıymış öncesi. Askeriye güçlasıymış, öyle derlerdi. Gran mevkiinde Gölyanı, Kaygancuk ve Hanyanı bölgenin tarihi geçmişini yansıtmakta. Karşı da bıraktı, Ayşem beni bıraktı. Bırakırsa bıraksın, sevdası beni yaktı. Avcı vurmuş da yavrum, aman aman biri yaralı. Soğukpınar beldesi 1. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nda çok sayıda şehit ve gazi veren beldemiz. Sarıkamış Savaşları'nda esir düşüp Sibirya'da 10 sene esir kalan Şerefoğlu Mustafa Şahar'ın kızları belgeselimize önemli açıklamalar yaptılar. İstanbul'dan geldik. Öyle mi? Her yıl gelir misiniz bu mezarlık? Kim var mı mezarlıkta? Anamız, babamız, emimiz, dayımız. Kim? Babanın adını bir söyler misin? Gülender, Mustafa. Mustafa bu Sarıkamış gazisi mi? He. Kaç sene esir kalmıştı? 10 sene. Gelmiş işte, kaçmış gelmiş 10 sene. Esirden öyle mi? Tavlacık'a. Oraya geldiği gibi işte başlamışlar silah atmaya. Hakır hakır atarka. Şeyden sormuşlar beri geçeden, Yaki Mahalle'den. Oradan ne var da, bu haline gavur mu geldi oraya demişler. Oradan demişler ki Yesir'dekiler geldi, Yesir'dekiler demiş. Bu yanı bizim tarafa haber vermişler. Hep beraberce gece gitmişler almaya. Dedem Bulgar Harbi'nde vuruldu. Önceki Bulgar Harbi'nde. İlk defa Bulgar Harbi başlamış. Bulgar Harbi'nden sonra sevimli çıkmış. Dedemin kolu yoktu. Bulgar vurdu. Vurulmuş. O kızgınlığa yine silah sarılmış. Sonra yanındaki vuruldun demiş, onu götürmüş ya, kol kesilmiş, kolu yoktu, sol kolu. Sonra seferberlikte de küçük babam vuruldu. Yaralı işte, sonra maaş bağladılar. Dedeme de bağladılar. Üç yaşında yetim kaldım. Ana öldü, baba öldü, yetim öyle şimdi kardeşim de şimdi öldü ya, o da çoktan eskere gitti, eskerde öldü. Şehit Özgün Özdemir, 1992 yılının Eylül ayında Hakkari'nin Şemdin ilçesinde vatani görevini yaparken terör örgütü PKK ile girdiği silahlı çatışmada şehit olmuş. Mezarı Dikmen Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anul Hakim inneke leminel murselin ala sıratil müstakim tenzilel azizir rahim li tunzira kavmen ma ujra adam fehum gafilun. Lekad hakkal kavlu ala ekserin fehum la yu'minun inna cealna fi a'naqihim aghlalan fe hiya rizqan fehum mukmam ve cealna min beyne eydihim sedden ve min halfihim sedden ve akşanahum fehum la yubsirun ve sevaen aleyhim enzertem em lem tunzirhum la yu'minun. Nur içinde yatsınlar, ruhları şad olsun, makamları cennet olsun. 1. Dünya Harbi'nde Karadeniz bölgesinden muhacir olarak Dikmen ve Kozköy'e gelen birçok insan buralarda ölmüş. Beldenin birçok yerinde muhacir mezarlıkları bulunmakta. Seferberlikte işte Harşı'da kadar 7 sefer Harşı'da gelmiş, içerisi bozulmuş Rusya'nın, gelememişler, geçememişler bir yana. Osman'a yurdunu korumuş, yurduna düşman sokmamış.
iyaşı taşıyorlardı, askerleri bakıyorlardı. Yolda da yatıyorlardı, kalkıyorlardı. Yani karı kız, ak kuyu hepsi askere yük taşıyordu. Sonra bir mermi düşmüş şu karşıya. O mermi patlamamış. O usta aldı geldi körükçü, onu ateş yaktı, buradan kaçtık, patladı. Soğukpınar'ın başlıca geçim kaynakları fındık, hayvancılık ve arıcılıktır. Bunların dışında inşaat sektöründeki teknik iş gücü de Soğukpınar'ın geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Soğukpınar'dan gurbete ilk göç 1960'lı yıllarda başlamıştır. İstanbul'un Zeytinburnu, Pendik ilçeleri, Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ilçeleri ve Bursa'nın Emek Mahallesi'ne çok sayıda göç olmuştur. Bulundukları bölgelerde dernekler kurarak gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışan Soğukpınarlılar her yıl memleketlerine giderek hasret giderirler. Fındık toplama vakti geldiğinde gurbettekilerin de gelmesiyle bahçeler şenlenir. Otları bir senden sonra Allah izin verirse fındığa başlayacağım. Fındık bahçesi olmazsa buralarda toprak kalmıyor arazinin üzerinde, yağmur yıkayıp götürüyor. Bir de verimi olmasa da sevmek zorundayız yani. Başka ürün olmuyor çünkü. Senedeki sefer dibine alırız böyle otunu, yaprağını. Gübre asarız dibine. Yerk yaparız. Toplarız, harmanda kuruturuz. Kurutmaya zaman bulursak yağmurdan. Tüm Giresunlular gibi Soğukpınarlılar için de fındık hayat demektir. Fındığı yetiştirmek, bakıp büyütmek, toplayıp harmanı almak için çok büyük çabalar sarf edilir. Tatlı bir telaş başlar. İmece usulüyle toplanan fındık, modern makinelerle harmanlanıp kurutulur. Harmanların eski hali gerçekten müthişti. Bir ay, iki ay harmanlarda fındıklar çekilir, dövülür, tırmıklarla vurulur. Hatta daha sonra el kuvvetiyle çekildi, sonra da böyle patozlarla harmanlar, fındık harmanları çok kolay olmaya başladı. Fındık savurma makinesi. Fındığın içindeki teklemeleri, koruğu, tozu, gübürü savuruyor bu. Türkülere, manilere konu olan fındık, bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Bir dünya markası olan Giresun fındığının tüm çeşitleri Soğukpınar beldesinde yetişir. Tombul, sivri, palas, badem ve kuş fındığı adlarıyla yetiştirilen fındık birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bölgemizde önemli bir yere sahip olan Yomra fındığı ilk olarak 80'li yıllarda Trabzon'un Yomra ilçesinde imamlık yapan Mahmut Sarıkaya tarafından Soğukpınar beldesine getirilmiştir. Bu fındık belde iklimine uyum sağladığı için halkımız fındığa büyük talep göstermiş, kamuoyunda Giresun Soğukpınar fındığı olarak ün yapmıştır.
Burada imamlık yaparken adamlar Giresun'dan fındık getirmişler. Giresun yabanisi diye. Gelince buraya cebimiz para gördü. Gözümüz açıldı dedi. Ben de oradan iki çuvala koydum. Böyle 50 santim boylarında. Rahmetli babam aldı, dikti tarlaya. Orada yetiştirdi. Onu dağıttım millete hep. Kökleme olarak sattı. Çok değerlendi, çok tutuldu. Çevre köyler hep aldı bizden. 3 senede ürün vermeye başlıyor. 3 senede. Ama kemiresini atacaksın, gübresini atacaksın, bakım yapacaksın. Bakımsız hiç olmaz. Bir ocaktan bir çuval fındık topluyorum burada ben. 100 ocak fındığınız olsun, 100 ocaktan bir ton fındık toplarsın. Bu böyle bir, yani verimli bir mahsul. Her sene garantisi var. 15 gün geç açması, ondan etkilenmemesi. Onda 8 garantisi var. Rakım 900, 1000'e kadar olabiliyor. Yağlı fındıklarımız küf hastalığı vurdu, etkilendi. Bu küften de etkilenmez. Sadece 1 lira 90 piyasada. Don olaylarına karşı dayanıklı olması, kök yapısının çabuk büyümesi, dikiminden kısa süre sonra ürün vermesi ve yıllık randımanın yüksek olması soğuk pınar fındığına olan ilgiyi arttırmıştır. Verim yüksek yüksek yüksek. 1 Ocak'tan 15 kiloya kadar aldım. Giresun il araştırma mühendislerinden daha sonra çok gidip geldiler yanıma. Sordum, dünyanın hiç böyle bir verimli fındık var mı? Şu anda bunun üzerinde yok dediler. Bu fındık buraya şimdi Yomra'dan mı geldi? Yomra'dan geldi. Yomra'ya nereden gelmiş? Giresun'dan yani? Gitmiş. Giresun yabanisi olarak. Bunun fidanını ihraç ediyoruz çevrelere. Amerikan şirketi Bafra'ya dikti 300 dönüm. Gürcistan'a dikmişler. Dünya kadar fındık bundan. O kadar fidan verdik ki. Hesapsız fidan verdik. İsmi adı üstünde soğuk su. Ama soğuk mu soğuk. Çevrede yakın olan mahalleler Ramazan aylarında hele şu soğuk sudan bir su alalım da iftara onu açalım diye bu şekilde oradan su alırlardı. Beldede büyükbaş hayvancılık oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Son yıllarda devlet destekli birkaç işletme de açılmış durumdadır. Vatandaşların evlerde ürettiği süt ürünleri bölgede fazlasıyla talep görmektedir. Küçükbaş hayvancılık konusunda çalışmalar yapan birkaç vatandaş da bulunmaktadır. Soğukpınar Beldesi, camış olarak da adlandırılan yöreye özgü manda türleriyle haklı bir üne sahiptir. Yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliği, devlet desteği ve manda yetiştiricileri birliğinin kurulmasıyla koruma altına alınmıştır. Birçok tıbbi ve aromatik bitki ve ağaca ev sahipliği yapan beldemiz arıcılık konusunda tarihi bir geçmişe sahiptir. Yer isimlerine bakıldığında beldeki arıcılık geçmişinin izlerini görmek mümkündür. Arı Kayası, Arı Taşı, Çardak Yanı, Çardak Yeri gibi yerler bu geçmişi gözler önüne sermektedir.
yerlerin en önemlisi bölgedeki arıcılığın merkezi diyebileceğimiz Karagöz mevkii ve Honiye bölgesidir. Honiye ismi İngilizce bal anlamına gelen honey kelimesinden gelmektedir. Bizim bölgemizin buradaki arısı, bu ırkı Giresun karası veyahut da Kafkas dediğimizi. Bizim buradaki arının ırkı bal verimine yatkın, bölgeye uygun bir ırk. Yani adaptasyon sıkıntısı olmuyor. Fakat burada bizim bir sıkıntımız var. Nedir? Başka bölgelerden buraya arı geliyor. Çok uygun fiyata veriyorlar. Vatandaş da bunu hesap bir şey zannediyor. Bunların da bal verimi oldukça düşük. Nasıl düşük? Bizim bu bölgedeki çiçeklerin kökü derin. Bal salgılayan yeri derin. O bakımdan onların da hortumu kısa olduğu için buradan bal yapamıyor. Kafkas arısının bir melezi olan yöremize özgü Kozköy arısı olarak bilinen bir arı türünün varlığından da söz edebiliriz. Kestene balı, orman gülü, böğürtlen, çalı çile bunların balını üretmek değil. Bu seneki hasatımız normalin üzerinde iyi inşallah. Kestene balı, organik, suni katkısı yoktur. Bunda hiçbir yapay dalak yok. Doğal, göründüğü gibi. Bunu arı kendisi yapıyor, her şeyini kendisi yapıyor. Biz buna karakuvan balı diyoruz. İşlem fazla gerekiyor. 1 kilo mum yapana kadar arı 20 kilo bal yapıyor. Suni mum olan çerçevelerimiz. Bu ballar soğuk pınar balı olarak büyük talep görmektedir. Her mevsimi yağışlı olan belde oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Dağlarında taflan yemişi, yaban mersini, kestane, çalı çileği ve ayı üzümü bolca bulunmaktadır. Ayrıca bu bitkilerin marmelatı ve pekmezi yapılıp satılmakta, yüksek fiyata alıcı bulmaktadır. Beldede devlet destekli yaban mersini üretimi yapan 3 vatandaş bulunmaktadır. Bu bahçeler gerek belde gerekse civar bölgeler için örnek teşkil etmektedir. Beş on sene önce televizyondan dizide bir belgeselde izledim. Maviyemiz. Başvurdum ilçe tarıma. Ben kendi imkanlarımla bulamadım. Devlet destekli aldım ben bunu. Verimleri çok yüksek bunların. Dondan, kıştan, etkiden, kuraktan etkilenmeyen bir şey. Yaban mersin, mavi yemişin yaban mersininin zararlı böcekler var. Sirke sineği diye bir sinek varmış. Bu yemişleri deliyorlar. Şuradan beşlik çivilerle deliyoruz. İçerine elmas sirkesi koyuyor. Şu arazideki zararlı sinekler gelip buradan sirkenin kokusunu içeri giriyorlar. Kendi imha ediyorlar. Burada da görünüyorlar. Ha, içinde. Olur. Antioksidan diye bir madde varmış, kanser önleyici. Şeker hastalarına çok iyi gelen bir yemiş. Tadı bizim meyveli dalga otur çileğinin tadına benziyor. Evet. Yaprağı evet. Dal çileğinin. Derin dondurucuda derinlendiriyorum. Çözüldüğü zaman da onu taze olarak yiyebiliyorsun yani. Kurutma da yapılıyor. Çayı falan olur mu acaba kurutulsa? Süper, süper. Denediniz mi çayı? Çayı süper. Bölgede yetişen kantaron, kekik, anason, nane, yarpuz, aslan pençesi gibi tıbbi bitkiler dışında soğuk pınarda birçok aromatik ve endemik bitki türüne rastlamak mümkündür. Bunlardan bazıları vargit çiçeği, kardelen, zambak, orman gülü, yabani sıklamen, süsen, altın başak otu, salep,
dağ sümbülü, çuha çiçeği ve karga soğanıdır. Çalı çiçeğinin sahile en yakın alanda doğal olarak yetişebildiği tek yer Soğukpınar'ın Kızılkaya maden sahasıdır. Bölgede yetişen ve Likapa'da denen dal çileği Allah'ın Soğukpınar halkına bir lütfudur. Toprağın yok denecek kadar az olduğu alanlarda taşların üzerinde yetişen dal çileğinin apayrı bir damak tadı vardır. Elimizdeki bu gördüğünüz siyah siyah yemişler yaban mersini olarak bilinmekte. Hatta Latince başka adları var. Bunları toplayıp getirdiniz. Nedir bunun adı? Dal çileği. Dal çileği. Bundan çok olur mu? Evet. Köylerde, yaylalarda çok evet, mu? Ne evet. Yaparsınız bunu siz? Reçel yapıyoruz. Birçok hastalığın şifası olarak bilinen ve yurt dışında kilosu dolarla satılan dal çileği kurutularak, reçel ya da marmelat yapılarak ekonomiye kazandırılmaktadır. Soğukpınar beldesinde yaban hayatı da oldukça zengindir. Hem köy hem de yaylalarda birçok yırtıcı hayvan ve kuş türü bulunmaktadır. Belde sınırları içerisindeki Karadere çayında endemik kırmızı benekli alabalık yetişmektedir. Bu endemik balık türünün koruma altına alınması gerekmektedir. Beldemizdeki derelerde tesbih tanesi gibi dizilen geçmişin nazlı yadigarı su değirmenleri, hayırsever insanlarımız tarafından yapılarak insanlığın hizmetine tahsis edilmiştir. Değirmeni yapan aile, değirmenin bakım ve onarımını da üstlenerek ayakta tutar. Kandas kızı Fadime Hala değirmeni. Bu değirmenin yapıldığı dönemi dün gibi hatırlıyorum. 4 yaşında çocuktum. Değirmenin taşı Yaldere'den, Dalıp'tan gelmişti. Sayıları 20 civarında olan ve her sülalenin kendi adına hayır için yaptırdığı değirmenlerin en eskisi Ulu Değirmen'dir. Merkez Mahallesi'nde 10, Dikmen Mahallesi'nde 7, Tuygun Mahallesi'nde 1 tane su değirmeni vardır. 1. Cihan Harbi'nde karargah merkezi olan değirmenlerde Espiye Arpacık köyündeki askerlerin ekmeklik mısır ve buğdayları öğütülmüştür. Beldenin tarihine ışık tutan bu değirmenler koruma altına alınmalıdır. Ayrıca beldede 3 adet elektrikli değirmen mevcut. Mısır ekmeği yapma için gidiyoruz ya. Taş değirmenle bunu hayvanlar işte bu yiyeceğini buna çekiyor. Ceyranlı değirmen bu. Aynen su mısırı bütün yine atıyor yani kendisiyle beraber değirmesine. Un haline getiriyor böyle kırma haline getiriyor. Hayvanlar yiye yani. Karadeniz insanının iklim ve arazi şartlarıyla mücadelede geliştirdiği pratik bir çözüm ve insanla tabiat arasında kurulan muhteşem bir ahenk. İsmi bölge içinde farklılık gösterse de Giresun yöresinde mazı, ambar, Şalpazarı'nda tekir, birçok yerde serender, serenti, nayla gibi isimlerle anılsa da kullanımındaki temel amaç toprakla ilişkiyi kesmek suretiyle nemden korunmak, tahıl, gıda veya fındığı, fare ya da böcek gibi haşerattan korumaktır. Karadeniz, sadece muhteşem doğasıyla ve gönlü zenginlikte derya olan insanlarıyla değil, mimari kültürüyle de nadide bir bölgedir. Geleneksel Karadeniz kültüründe ev ve müştemilatı üç yapıdan meydana geliyordu. Ev, serender ve merek. Serender,
köylünün tahılını, yiyeceğini sakladığı, kuruttuğu ve 6 kışlık odununu depoladığı yerdi. Yine çocuklar yağmurda, güneşte oyunlarını serenlerin altında oynarlardı. Bir medeniyete medeniyet diyebilmek için mimarisine, kültürüne, sanatına, musikisine bakmak gerekiyor. Evet, burası Gran mevki. Burada yıllar önce bu tür evler vardı. Bu beldede sadece bu ev kaldı. Toprak damlı. Buraların ifadesiyle köm evi. Soğukpınar'da doğa ve doğal güzellik deyince akla ilk Kızılkaya Madeni gelir. Hakikaten doğal, güzel, Soğukpınar'a yakışan güzelliği var. Bu yakın yerde aslında böyle bir şey de yok. Siz de görüyorsunuz başları, kayaları. Amerika'nın Arizona Vadisi'ni aratmayacak özellik ve güzelliklere sahip Kızılkaya Madeni, Cenevizler döneminde işletilmiştir. Son olarak 1970'li yıllarda Maden Teknik Arama tarafından kısa bir süre işletilen Kızılkaya Madeni'nde Soğukpınar'dan birçok kişi çalışarak geçimini sağlamıştır. Tarih boyunca Soğukpınar'ı önemli hale getiren ve merkez kılan bakırın çıktığı Kızılkaya Madeni, muhteşem manzarasıyla görenleri büyüleyen tam bir doğa harikasıdır. Evet, burası Kızılkaya Maden Dağları. Gerçekten endemik bitkiler, tarihi geçmiş ve muhteşem doğal güzellikleriyle bölgenin tarih, kültür, turizmine açılacak önemli bir cennet. Ve burada şu an açık kürüme noktasında çalışma yapılıyor. Bu güzellikler yok olacak. Yetkilileri buradan göreve davet ediyoruz. Burada ne olup bittiğini kamuoyuna mutlaka açıklamalılar. Ve buradan yetkilileri, burayla ilgili rapor veren şahısları, müdürleri, ilgilileri buraya davet ediyoruz. Kamuoyunu aydınlatsınlar. Burada ne olup bittiğini öğrenmek istiyoruz kamuoyu adına, efkarı umumiye adına eskilerin deyimiyle milletvekillerini, yetkilileri de buraya davet ediyoruz. Burada gelip inceleme yapsınlar istiyoruz. SBS Soğukpınar beldesi Kızılkaya'da hiçbir uzlaşı olmadan makinelerle açık kürüme şeklinde maden çalışması devam etmektedir. Bir doğa vahşeti yaşanmaktadır. İçme sularımız, tarım, hayvancılık yaptığımızdaki arazilerimiz tam madenin altında bulunmaktadır. Doğa had safhada kat edilmektedir. Sonda çalışmaları ile bile sularımıza maden karıştığını tespit ettik. Ve incelemelerimizde hiçbir chat raporu, hiçbir uzlaşı metni hazırlanmadan burada tek taraflı olarak bir çalışma yürütülmektedir. Buranın tamamen yıkılacağını bildirdiler. Halk da vatandaşımız da kesinlikle buna izin vermeme bir yönünde talebimiz var. Yasal süreçlerden halktan imzamızı topladık. Ve halka da verip biz de hakkımızsa burada kesinlikle açık kürümeye izin vermeyeceğiz. Ki Soğukpınar'ın hiçbirinin haberi yok. Bizim de haberimiz yok. Şu anda bizde hiçbir evrak yoktur. Kesin bize bilgi verilmemiştir. Chat raporu yok. Yetkililerden bazı telefonlaşıyor. Telefonla görüştüklerimizde kesin izin olmaması lazım diye böyle bir ortama açık yürümeye. Çevre köyler muhtarlarımız, niyetlerim hepsi söylüyor. Siz var ama şimdi Soğukpınar hemen işte 5 kilometre kadar yok bile altımızda. Merkez mahallemiz var. Onun yanında hemen Gost köyü. Hemen buranın devamında Gosköy mahallemiz var. Karşıda Çoluğu mahallesidir. Tam bu madenin zarar verecek olduğu bir mahallemiz var. Zaten tarım alanı. Buraya işte belli. Alt tarafında da arıcılar var. Burada Soğukpınar'ın %70'i de buradan su içiyor. Su kaynaklarımız hep buradan çıkıyor bizim. Yani onun için bu Soğukpınar'a büyük bir felaket gibi gözüküyor. Ama buna nasıl göz yumulacak? Kesinlikle biz Soğukpınar'lı olarak burada açık kürüme izin vermeyeceğiz. Ben tüm yetkililerime, siyasetçilerimize
ve de burada yani bunu hakikaten düşünen insanlara buradan çağrı yapmak istiyorum. Buraya kesinlikle üstüne düşen görevleri doğrusunu yapacaklarına inanıyorum. Biz sivil toplum kuruluşları olarak Soğukpınar beldemiz başta olmak üzere civar köylerimizle birlikte imza kampanyası düzenleyip buradaki açık kürümeye ve madene karşı olduğumuzu beyan etmek istiyoruz. Dosyalarımızı hazırladık, imza kampanyamızı başlattık ve yasal hakkımız olan yürütmeyi durdurmak için mahkemeye de başvuracağımızı buradan seslenmek istiyorum. 20-30 metre aşağısında yaşamın olduğu, evlerin olduğu bir yerde hiç duyarsızcasına, vatandaşla hiçbir irtibata geçilmeden bir çalışma yapılmaktadır. Bizler hiçe sayılıyoruz. 3000 kişi yaşıyoruz Soğukpınar beldesinde biz. Şimdi ana geçim kaynağımız fındık. Peşine mısır ve hayvancılık yapmaktayız. Hayvancılık içinde otlaklarımız var. Biz şimdi buranın doğrudan muhatabıyız. Bir tane maden taşı. Maden taşı ocağın arasına gitmiş. İki dalın arasına. Değdiği iki dalın kuruttuğuna şahit olduk biz burada. Maden çalışması olan sahalarda yaş ortalaması 50'yi bulmadığı söyleniyor. Bizim oralarda da 70'li yıllarda maden teknik arama çalışırken bile çalışan kişilerin hep 40-50 yaşlarında maden hastalığına yakalandığı ve maden hastalığından öldüğünü biliyoruz köyümüzde de. Kızılkaya Madeni'nde yer alan Beşik Gölü, Şahin Kayası, Delikli Taş ve eski yeraltı yolları bölgedeki en sık ziyaret edilen yerler arasındadır. Beldeyi kuş bakışı gören yüksekliğiyle büyüleyen bir doğal güzelliği bulunan Kızılkaya Madeni, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Doğal Tabiat Parkı ilan edilmesi, belde halkının en büyük dilek ve arzusu. Beldemizin birçok güzelliği ise gün yüzüne çıkacağı günü beklemektedir. Bunlar arasında Han Çayırı, Sarıkaya Kayalığı, Kalakaya, Taflan Ören mevkiindeki kale kalıntısı gibi yerleri sayabiliriz. Espiye ilçesindeki Yedi Değirmenler Tabiat Parkı, taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleri yönünden 2013 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz, gizemli yeraltı sularının şelalelere dönüştüğü ve yıllara meydan okuyan değirmenlere hayat verdiği bu parka doğru olacak. Giresun iline 62 kilometre, Espiye ilçesine 28 kilometre mesafedeki bu tabiat parkı, Yeniköy, Akkaya ve Avluca köylerinin sınırlarının içerisinde bulunur. Tabiat parkının doğu sınırını oluşturan 1330 metre yüksekliğindeki Topkayabaşı Tepesi, park alanının en yüksek noktasıdır. Türkiye'deki 200'ü aşkın tabiat parkından biri olan 103 hektar büyüklüğündeki bu ormanlık alan, adını aldığı 7 değirmeniyle hem nostaljik, hem de masalsı bir gezinti vaat eder ziyaretçilerine. Thank you.
6 tanesi civar köyler tarafından hala kullanılmakta olan bu 7 değirmenin Cenevizler zamanında maden öğütmede kullanıldığı düşünülür. Daha önceden bölgeye ismini veren 7 Değirmenler Mağarası'nın yeraltı suyu olarak çıkan Patlak Su Deresi, değirmenlere doğru akarak 7 adet şelaleye dönüşür. Değirmenlerin ve şelalelerin oluşturduğu bu manzaranın etkileyiciliğini kelimelerle anlatmak neredeyse imkansızdır. Tepeye doğru belirli aralıklarda dizilmiş küçük taş değirmenler, içlerinden akan masmavi bir su ve etraflarını çevreleyen zümrüt yeşili ağaçlar. Hakim renk olan yeşille ona özgür ruhunu katan mavinin muhteşem bir şekilde birleştiği bu manzara eşi benzeri görülmemiş görsel bir şölen sunar. Aynı zamanda da insanın tabiatla etkileşiminin ortaya çıkarabileceği en güzel ve en doğal sonuçlardan biri olarak hafızalara kazınır. Tabiat Parkı, 7 Değirmenler Mağarası'na sahiptir. Tabiat Parkı'nın en etkileyici doğa harikalarından biri olan bu mağara, 207 metre uzunluğundadır. Yüksekliği yarım metre ile 10 metre arasında değişmektedir ve içerisinde Patlak Su Deresi'nin çıktığı büyük bir göl barındırır. Ayrıca mağara, sarkıt, dikit ve benzeri oluşumlarla süslü, sürrealist bir tablo gibidir. Her santiminin 50 ila 80 yıl arasında oluştuğu belirtilen sarkıtların boyları yaklaşık 3 metredir. Herkesin keşfetmek için can atacağı bu mağara, girişinin dar olması ve su yolu özelliğinden dolayı ancak Ağustos ayından sonra özel ekipmanlarla ve bu konuda bilgi sahibi kişiler tarafından gezilebilmektedir. Ama bölgedeki bir başka mağara, yaz-kış fark etmeksizin tüm ziyaretçiler tarafından gezilebilmektedir. Bölgenin tabiat parkı ilan edilmesinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından keşfedilen ve ziyarete uygun hale getirilen bu mağara, küçük mağara olarak bilinir. 250 metrekarelik mağara, sarkıt ve dikitleri tahrip edilmiş olsa dahi, hala doğal güzelliğini korumaya devam etmektedir. Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın güzellikleri bununla da bitmez elbette. Karadona Vadisi'nin hakim tepesinde bulunan iç kale ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan Avluca Kalesi pek çok tahribat geçirse de özellikle iç kalenin kalıntıları doğayla bütünleşip görülmeye değer bir manzara sunar. Değirmenler gibi kalenin de köylüler tarafından Cenevizlilerden kaldığına inanılır. Henüz kale hakkında tarihi bir araştırma yapılmamış olsa da bu kalenin Hacı Emiroğulları Beyliği sınır kalesi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu kalenin aşağısında irili ufaklı onlarca mağara bulunmaktadır. Avluca Kalesi'nin ilerisindeki Bayrambey Köyü'nde bulunan Bayrambey Kalesi ise vadideki son kale olarak dikkat çeker. Tıpkı Avluca Kalesi gibi bu kalenin de sadece kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Bunların dışında bir tanesi ayakları hariç tamamen yıkılmış olan toplamda 3 tane kemer köprüsü de Tabiat Parkı'nın yemyeşil doğasıyla bütünleşmiş tarihi güzellikleri arasında yer alır. Çeplilerin gidişi heyecan, dönüşü hüzün olan yayla göçü çok önemli. Çepniler için bir sevdanın diğer adıdır yayla. Bir Karadenizli nerede olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, yılda bir gün bile olsa yaylasına çıkar. Hal böyle olunca yayla, yaylacılık ve yaylaya göç başlı başına bir kültürü beraberinde taşımıştır.
Karadeniz'de coğrafi mekan iki kelimeyle tanımlanır. Biri cenik, diğeri yayla. Kışın geçirildiği sahil kesimleri cenik ya da kışlak diye anılırken, 2000 metrenin fevkinde olan insan ve hayvanların yazın konakladığı yerler yayla ya da yaylak diye anılır. Gençlerimize yaylaları tanıtalım. Dağ çiçekleriyle bezeli, tarihi taş döşemeli yayla yollarda yürüyüp, taş oluklardan akan billur sulardan içsinler. Çıkıp yaylaya, dört yanı taş duvar, üzeri hartama kaplı, içinde yer ateşi, tereğinde ağaçtan yayuk, külek, sağrak ve çanak olan bir evde uyusunlar. Ağaç yayukta yapılmış dövme ayrandan içip tereyağından yesinler. Akıl Baba Dağı'na tırmanış yapıp, Ağustos ayında yamacındaki karla serinlesinler. Gülistan'da trekking yapsınlar. Kurtbeli, Karaovacık, Kurtini, Yalakoba, Çakılı gezerek Çepnilerin yayla kültürünü unutmasınlar. Karadeniz'in eşsiz yaylalarında açan Vargit çiçeğinin hikayesini bilir misiniz? Güz vakti geldiğinde toprağın altında uyuyan Vargit çiçeği artık tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkması gerektiğini anlar. Ve Vargit çiçeğini gören insanoğlu da yayladaki zamanının dolduğunu ve yeni umutlara doğru yelken açması gerektiğini bilir. Yol uzun, menzil ırak. Gurbet elde yaşayanlar Sıla'ya hasret. Gençler Giresun sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Yollar uzun, vuslat zor olsa da güzel Giresun'umuz bizi bekliyor.